senden konuşuyorsun, WhatsApp'tan tanış telefonun. Ama burada bir de CHP'nin grup başkan vekillerinin de bence hatası var. Şimdi bazı şeyler vardır. Bir resmi yoldan yaparsın, bir de gayri resmi yoldan yaparsın. Yani her bize kadına bunu söylüyorsun, aldırmadın. Ya grup başkan vekili dersin ki ya bak anormal şöyle yarın başında iş açılacak böyle bir fotoğraf olmaz. O zaman kendi için zannedin. CHP'nin grup başkan vekili diyecek ki o bir fikirde. Ya neydi işte adı? Elif Hanım, yani çok anormal geliyor, bir şey yapın. Ha ona rağmen, yok efendim ben milletvekili başkanlıyım, alayım, sınırım yok, sana ne derse o zaman da işte gel, bunu izah ettirin. 1 milyon liralık fatura mı olur ya? Ayda 80 ay değilsin. Şöyle yani, diyeyim ki fazla ödeniyor fatura mı ben, eğer sınırda yoksa. Sınır yoksa, ya, sınır yoktur yani. Abi helal edelim, bir de o tarafı var bak kardeşim. Ben hemen verdiğin halde, devlet tabi ödeyecek onu. Yani bizim yaptığımız zorunda. Ya, açık söyleyeyim, yani biz nizane bir konuşma yapıyoruz, neyin muhabbeti olur? Bak bu hakkı vermişsin. Bak biz sizin bak üçümüz 4 bin liranın hesabı 4-8-12 New York'a birer giriş bir uçak bileti alırız. 5 günde iyi bir otelde kalırız. Yerde içeriz. 27 bin lira tutmaz. Tabii tabii. Tutmaz. Bak sen de tamam ama tutmaz. Bak, şimdi işin bu tarafı tamam. Eleştirdik yerden yerde vurduk ama bunun da açıklanması bence ahlaki değil. Hayır, açıklanması ahlaki. Yani o zaman verme bu hakkı. Ya sen şimdi sınıf üyeliğince doldurur musun ağzına şey ya? Aslında bir gibi kardeşim sen, ama sen gazetelerde yöneticilik yaptın. Ya. Bir ara şimdi şey soracağım, Fatih Çekil'in olayı doğru mu? 17 bin dolar geldi, Zafer Mutlu maaşladı. Böyle bir şey var mı? Fatih Çekirge, evet. Sizin gazetede yönetici, Ankara temsilcisiyken, evet. Yani gazetedeyken, yine 17 bin dolar fatura şey getirmiş, konuştu diye. Böyle bir şey var mı? Öyle bir şey var. Öyle bir şey hatırlıyorum ama ya oralarda olur, orada bak. Yok yok onu şey için söylüyorum. Başka yani. Türlü yürüyor. Hayır, orada 1 milyon lira gelir. Hayır yani hani böyle bir şey var mıydı? Bak, hayır. Bir yazar vardı. Çok yüksek masraflı. Yurt dışı gezisi yapardı. Ona da ben burada çok güzel bir formül bulmuştu. Kimdi o? İşte çıkarken. Yani çok ünlü bir yazardı. Ona yurt dışına çıkarken bir kredi kartı. Limiti vardı ona. Hayır. 10 bin dolar mı ne bir limiti vardı. Ya bunu harca ister araba kiralı ister. Eski bir sayede şey yap. Yani işte abi 10 bin dolar. Zaten 3 gün nereye gidiyorsun yani? Kral dairesinde kalmak. Yavuz mu? Yavuz'un şöyle giderken para falan almaz yani. Bir yazarım işte olsun. Yani evet. Onu yapayım yani şey olarak, bilgi olarak. Anladım. Yani böyle yöntemler vardır. O kişinin hıncalılık olduğunu söylüyorlar. Yok değil mi ben yalanı söylüyorum. Bilmiyorum ya şimdi sen bize bana diyorlar. Bak sen böyle bir olayı biliyor musun da onun olduğunu söylüyorlar diyorsun işte. Evet. Bunu ilk defa anlatıyorum. Öbür senin dediğin yazar kim? Allah Allah. Ya bir şey yapayım. Böyle çok ünlü bir yazar. Rahat para harcayan yani kendi parasını da çok harcıyor mu? Tabii isim şehir mi oynuyoruz? Hala yazıyor, hala yazıyor. Ben de anladım sen. Allah Allah. Hala öyle mi? Ama onların yaşam biçimi de olur ve onu kendi parasıyla da yapar zaten. Yani buranın parasını kullanayım bir seçim değil. Adam zaten hani sen de böyle dedikodu bilgi çok dedikodu ne? Bilgi çoktur yani. Tamam o zaman ne şey yapıyorsun? Bunlar ya o sırada doğum ile ilgili bir şeyler var mıydı? Yavuz Hanım'ın oğlu. Bunu bilmiyorum mesela. Ben Yavuz Hanım'ın oğlu. Hiç görmedim. Peki gelelim diğer